Gerçekten her şeyin çivisi çıktı. Yani inanamayacağımız şeyler oluyor hayatta yani, sürekli. Ne gibi? Mesela artık Küba tütününü İspanya'da üretip aynı markalarla Küba prosuymuş gibi sunuyorlar bize. Ama Küba tütünü dedi. Ha, tamam o ama yani sen de bilirsin ki, çok iyi bilirsin ki taş yerinde ağırdır. Yoksa yani bizim ilk bu kavimler göçleri başladığı yıllarda Samilerle olan bir anlaşmazlığımız vardı. Evet, tamam. Üzüm yüzünden çıkmıştı. Evet. Üzüm. Önce üzüm, sonra zeytinden arıza. Zeytinden arıza çıkmıştı. Yani biz aldık üzümü, yani çekirdeği ektik. Bizim şarap daha iyi oldu. Niye? Niye? Yani taş yerinde ağırdı. E tamam, taş yerinde ağır. Şimdi mesela benim diyelim ki bir evladım var. Kadıköy'de. Bir evladım var Edinburgh'da. Tohum aynı tohum. Tamam da taş yerinde ağırdır. Bu değişmez yani. Yani Kadıköy'deki daha ağır mı çeker? Ya, nerede olduğuna bağlı. Yani Kadıköy'deysen daha ağır çeker. Benim mi nerede olduğuma bağlı? Senin nerede olduğuna bağlı. Fidan'ın mı? Pardon, Edinburgh'daki oğlanın ismi ne senin? Şey, Fidel. Fidel. Pi? Fidel. Fidel. Bizim bildiğim Fidel. Fidel, ha. O senin çocuğun mu? Ya öyle dediler şimdi. Ben test yaptırmadım. Bu konuyu değişmeyeceğim. Ama şuna geri dönelim. Yani... Yok, ben sizin söylediğinize istinaden söyledim. Yani sonuçta tohum aynı tohum. Tohum aynı tohum ama tohumun yeşermesi, tohumun gelişmesi çok sayıda dış parametre bağlıdır. Özellikle iklim koşulları. Lodos'un üzümden bahsediyorsak ne sıklıkta estiği, hangi döneminde, yani meyvanın oluşmaya başladığı hangi dönemde ne sıklıkta. Yani toprak şeyini aldığımızda böyle. Şimdi insan tohumu toprağa ekilmiyor. O ayrıca bu konu dışı. Pardon, benim kafam şeyde karıştı. Orada tütün, zeytin, anladım. İncir. Anladım, siz toprak diyorsunuz, evet, toprak. Yani. Toprak. Yani sen al tohumu götür İspanya'da. Ek. Ondan sonra sar bana. Romeo Juliet diye gönder. Oldu kardeşim. Oldu kardeşim. Biz yıllar önce bundan seferlere çıktığımızda, ben o zamanlar paralı askerlik de yaptığım dönemler oldu benim. Parasızlıktan tabii. İnsan zaten niye paralı askerlik yapıyor? Evet. Yok yani sırf para... Yani asker işçiliği dediğimiz işçiliği para için yapmak. Ama yani vardı. Yani para için yapmayanlar da vardı. Çok psikopat tanımda. Zevkine. Zevkine. Evet. Hem parası iyi hem keyif, yani şey iyi diye. Pompası, şusu, busu, bilmem nasıl. Diye yapanlar da vardı. Biz öyle değildik. Biz öyle yetişmedik. Bizim aile şeyimiz öyle değil. Yani. Biliyorum. Bilmiyorum. Sizin de Spartaküs vari. Tabii. Ya da Ben Hur.
daha bir isyankar, evet, daha evet, bir şey. Evet. Daha sosyal, daha sosyal içerikli. Yani. Tabii. Öyle yani. Bize sirke verirlerdi mesela. Şarap yerine. E tabii bastırır. Hmm. Bayağı bastırır. Şey de oluyor, çalgam da oluyor. Çalgam iyi canım yine. Çalgam yine iyi. Ya demek istediğim sonuçta yerellikle ilgili bir gerçek var. Yani bir üzümü, aynı tür üzümü 1000 metrede rakımda, sallıyorum tamamen, bir vadinin içinde bilmem ne de yetiştirmekle bir ovada yetiştirmek arasında çok ciddi farklar var. Çünkü bu canlılar, yani organizmalar sonuçta yoktan var olmuyorlar. Lavoisier kanunu da bunu gerektirir. Yani var olabilmek için, o şekeri üretmek için, o rengi üretmek için dışarıdan bir şeyler almak zorundalar. Ve dolayısıyla o terkip aslında lezzeti oluşturuyor. Yani mesela San Bernardino domatesi en üstüne yoktur yani. O başka bir şeydir. Çünkü o volkanik toprak, o rüzgar, o denizden gelen şey, o topraktaki mineraller bunları etkiler. Dolayısıyla hani yerel olan şeylere ehemmiyet vermek lazım. Burada bir mesaj olarak onu söylemek istedi değerli kaybedenler kulübü dinleyenlerine. Tabii toplumsal bir şey. Mesaj olarak. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz, önümüzdeki haftayı da galiba bu hafta yerli mola haftası tabii, her zaman da. Bu bahsettiğiniz sen şey domatesi şoklarla var mı yerli mola haftası kapsamında? Galiba BİM'de var. BİM iyi be. BİM'de var. Televizyonların hemen yanında. İyi, o da şey. O da şey. Güzel. Yani dolayısıyla kardeşim böyle bu konuda bir hassasiyetim var. Yani eğer Küba prosuysa Küba prosu içerim kardeşim. Niye ben oradan alınmış, İspanya'ya götürülmüş Küba prosusu verilmiş. Yani devşirme Küba şeyi. Bu arada çok lezzetli. Yani Küba prosundan daha lezzetli, onu söyleyeyim. Çok daha yani tartışılmaz yani. Siz peki neye atar yapıyorsunuz şu an? Yani yerli malı şeyinde. Yok, ben genel bir atarlıyım. Şey olsun yani. Diye. Atar olsun. Anladım, evet. Ben de tercih ederim mesela Kübalı olacağına İspanyol olsun. İspanyol iyidir. Şey olarak. Yani müzikte de, mutfağı da şeyde de, mutfakta da, arabada da. İspanyol arabası hiç kullanmadım ama. Yok herhalde zaten İspanyol. Ya varsa da ben kullanmadım. Ama iyidir arabada. Ama gitarda da. Ya gitarda iyidir. Şeyde de, evet. O Arap Endülüs etkisi. Evet. O esmerlik. Evet. Belki evet, de evet. Hani genlerde özellikle kadınlardaki o sert mağrur bakış ve nispeten bir Avrupa ırkından... Tabii o kemikli yapı. Evet. Avrupa ırkından beklenmeyecek o kalça yapısı falan bunlar. Kalça mı? Evet. Kadınlardan bahsediyorum. Evet. Erkeklerde de öyle. Erkeklerde de kalça yapısı müthiştir yani. Bir Butre Gueno. Bir şey. Raul. Tabii. Doğru. Sergio Gomez. Bak, isteyince ne güzel konuşuyoruz. Bir Julio Iglesias kalçası. Kalçası müthiştir onun. Şey, hafif kalem şey, gibi böyle. Beyaz pantolonlu. Tabii. Onun oğlu vardı, o da mesela kalçayı direkt babadan almış. Tabii. Direkt almış yani. Bir şey kötüsü, bir kısmı da annesinden almış olabilir. Enrico. Enrico. Evet. Enrico Macias. Enrico Macias. Tabii. Futbolcuydu o, değil mi? Babası. Babası kaleciymiş. Evet. Hatırlıyorum. Enrico Iglesias da olabilir. Yok. Neydi o? Enrico Iglesias. Enrico Iglesias. Enrico Macias da var. Enrico Macias da çok önemli bir figür. Evet.
şeyimizde. Onun kalçasını hatırlamıyorum. Onun kalçasını ben suratını hatırlıyorum onun ben. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Onluk ben. Kaan Çaydamlı 2023'ün 26. Nisan'ında Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarda sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 önemli konu üzerine yoğunlaşacağız her zaman olduğu gibi. Bugün bize gönderilen telefaksa göre hayat, kadınlar evet. ve aşk üzerine kısa, konuşmamız çok kısa istenmiş. Ve çok da derinleşmeden diye bir şey var. Evet, yüzeysel yazıyor. Yüzeysel evet. yazıyor. Yani biraz tabii Christmas'ta yaklaşıyor abi. Biraz daha light gitmek, daha light, surface daha, diyeceğimiz daha, böyle. Daha. Evet. Bence çok da yeterli bir iyi not. İyi düşünülmüş. Yeterli bir not. Alper Çeker uğradı. Evet. Hafta içi. Efendim Valide Hanım'la beraber kalıyormuş geçtiğimiz hafta. Bizim kayıp Nisa'dan bir sonraki Nisa'ya denk gelmiş. Efendi dinliyorum diyor. Hani bir taraftan diyor işte notlarımı şey yapıyorum. Elden geçiyorum. Bir taraftan da bakıyorum. Ta ki şeye kadar her şey normaldi dedi. İbrahim Çalı'ya kadar. Orada dedi evde bir gürültü oldu dedi. Allah Allah. Annesi gelmiş, oğlum iyi misin? Bir şeyin mi var diye. Allah sizin iyiliğinizi versin dedi. Ben de aleyküm selam dedim, gitti. İyi de bile. Uzun konuşturmaman iyi olmuş. Neyse ki çok kalmadı. O şeye uylanmıştır İbrahim Çalı fotoğrafları vardı sende. Ressam mıydı o? İbrahim Çalı. Resimde de var bende. Fotoğrafı maalesef hiç şey yapamadım ama onları dedi gerçekten neden çıkartacak mısın dedi. Oğlum dedim sen de her programda duyduğun şeyi gerçek hayatta da dedim. Sanki biz dedim mesela sanki dedim dünyanın üstünden geçmişiz gibi konuşuruz dedim. Sen dedim inanıyor musun dedim bu şey söylentilere dedim mesela. İnanıyor muymuş? Gerçek sanıyormuş. Allah Allah. Enteresan bir çocuk. Yani taşra edebiyatçısı sonuçta. Yer sonuçta tabii bir taşra taşrada yaşayan şeyi var. Senden de tabii. Sen de çok yüklenmeseydin. Yok yüklenmedim. Yüklenmedim. Bir 600 liralık bir şey verdim. İyi güzel. İndirimle. İndirimli fiyatını sordu. 600 lira dedim. İyi dedi gitti. İndirimsiz fiyatı neydi? 600 etiket. Sen zaten şeyler etiketler indirimli bildiğim kadarıyla. Etiketlerde indirim var benim. Etiketlerde indirim var. Evet. Büyük geçmiş olsun. Yani şey atlatmışsın. İyiydi evet iyiydi. Çok hoştu. Evet değerli dinleyenler bugün bize canlı yayında katılmak için FM.standart Instagram sayfasına Standart FM'in Instagram sayfasına bir mesaj atmanız yeterli. Adınız, telefon numaranız ve mümkünse aradığınız bölgeyi, coğrafi bölgeyi yazmanız yeterli. Koordinat olarak da yazabilirsiniz. Burada Google'dan buluruz biz. Evet, çok kolay şey artık bu işte. Dolayısıyla bu da yapmanız yeterli olacaktır. Bugün biraz önce de dediğim gibi üç önemli konu üzerine yoğunlaşacağız. Ben şu prom sönmeden bir nefes alayım. İlk konumuz aşk olacak bugün. Aşk üzerine konuşacağız. Tahmin edebileceğiniz gibi önce aşk dediğimiz şeyin ne olduğunu betimlersek en azından bir gözümüzün önüne bir manzara olarak gelebilirse çünkü aşk dediğimiz şey soyut bir şey. Evet, seks işte.
İşte onu somut bir hale getirebilirsek, gözümüzün önüne gelecek hale, en azından ne konuştuğumuzu biliriz. Aşk dediğimiz şey dayanılmaz pompa yapma ihtiyacı aynı insanla. Çok sıkıcı. Kısa oldu konu. O yüzeysel, bir... yüzeysel geçimli not vardı o açıdan. Aşk dediğimiz şey aşırı sıvı alışverişi ihtiyacı hissetmenin zonklama şeyidir. Mertebesi. Mertebesindeki halidir. Evet. Bu çok şey oldu evet. Yani. Daha elegant yani oldu. Sanki böyle yani bir şeymiş gibi. Evet. Evet. Araya bir heterodoks, ortodoks bir şeyler koysaydım bari. Katolik bir şey. Katolik bir şeytanı da verseydi yani. Evet yani. Katiller, tabii kadınlara da hemen geçebiliriz burada. Yani o zor bir konu. Yani anlaması zor şeyler üzerine konuşmak, anlaşılması zor teoremlere gark eder bizi. Eder. Dolayısıyla hakikaten zor bir konu. Aynı zamanda yani belki de anlaşılması imkansız olan şeylerin Wittgenstein'ın da dediği gibi yani üzerine konuşmaktansa içmek evet. Daha şey olabilir. Ben bir yudum alayım. Daha ehvenişar olabilir diye düşünüyorum. Sen tanışmış mıydın Wittgenstein'la? Wittgenstein'la bir kez tavla oynadık. Hadi canım sen. Evet. Çok net hatırladığım bir akşamüstü saatiydi. Neredesiniz? O fjorddaki evde misiniz? Tepedeki kendi yaptığı ev vardı. Misafirim, evet. Hı. Kalabalıktı ortam. Yani 8, 7-8 ya da belki 10 kişi kadınlı erkekli diyebileceğim maşallah, bir maşallah. Ortamdı. Sanırım bir maçın sonundaydı. Birisi Mete Türk dedi. Baktı böyle. Fark etmez benim için dedi. Oyun oyundur gibi gibisinden. Tavla da tabii yani bir Türk'le oynamak. Yani evet onun gibi bir şey. Marka sonuçta yani. Tabii. Neyse iki ters bir düz verdim eline bunu gönderdim. İyi yapmış. Şimdi orada bir şey mi yapacağım hani. Hani ama abimizsin. Ama o zamanlar yani öyle abiliği yoktu. Yani evet. Yani vodkayı çeker çeker sızardı köşede. Aynen öyle. Sızdı zaten. Yani, sızmıştır. Onun evin yanında köpek balığı şeyi vardı. Eti kurutma. Evet. Asıyordu. Asma gibi evet, bir şey vardı. Hani ince peynir dilimi gibi küçük parçalar kesip vodkayla onlardan içerdi. Zaten kemiriyordu. Evet. Zaten köpek bu aşırı köpek balığı eti yeme zehirlenmesinden şey olduğunu düşünüyorum ben onun. Pankreas da olabilir. Pankreas da olabilir. Pankreas da olabilir. O yıllarda pankreas yavaştaydı açıkçası. O yıllarda tabii yani akciğerden de çok giden vardı ama şey yoktu mesela. Böbrek üstü bezinden giden pek yoktu. Böbrek üstü bezi benim bildiğim bizim 20'li yaşlarda düşüyor. 20'li yaş sonra uykuluk diyorsunuz değil mi böbrek evet. Üstüne? Çok lezzetli oldu. Akkustanın kulakları şey olsun, toprağı bol olsun, yaşıyorsa da kulakları içindesin. Var ya. Ne uykuluk yedik bu orada? Yuh. Sen yedin ya, ben yemem. Ben sakatat yemem. Sen yemezsin evet. Çok yedim be. Afiyet olsun. Çok yedim be. Uykuluk var ya. Vay Akkusta be ulan. Çok emeği var bizde. Var var. Benim kedinin aldırdım ben böbrek üstü bezlerini. İyi yapmışsın. Bir faydası yok.
Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe, Standart Efendi. Evet, değerli kent dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü burası 2023-26. Nisa'da canlı yayındayız değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Hala da devam eden tüm araştırmalara rağmen 24. Nisan'ın evet, herhangi bir kaydına ulaşamadık. Dolayısıyla gerçekten de efsanevi bir şeydi. Ahmet, sen dinleyebildin mi 24'ü? Zannetmiyorum. Allah Allah. Dinleyen de yok. Dinleyen de yok. Kime zorsam dinlememiş yani. Ya hatırladım kadarıyla dinlemedim. Bizim program dinlenmiyor olabilir mi? Ya dinlenecek bir şey değil bence zaten. Bu çok normal de. Ne yapıyorsun Ahmet? Vallahi iyi Yağmur. Yani geldik. Geldik gidiyoruz. Dönüyor musunuz? Dönüyoruz. Ben de bugün ulan dedim, bu programın bu kadar betlik amiri var, bunlardan hiç bir arayan soran da bir arada büyük çekmece sağ olsun bir yokluyor. Bu pilot ne oldu ya, pilot yere mi çakıldı, ne oldu? Uçuyor mu yoksa? Yere mi çakıldı, ne oldu? Nasıl, anne iyi mi? Anne iyi ya. Anne iyi şu an. Onu da bir sisteme oturtturduk. O da anlayacak öyle. İyi, hadi büyük kontroller vesaire. Bir sıkıntı. Evet, geçmiş iyi olsun. Teşekkürler. Ne zaman dönüyorsun? Texas'a mı dönüyorsun? Pazar sabahı döneceğim Florida'ya. Florida'ya dönüyorsun. Orada timsah falan varmış oğlum, çok. Dikkat et. Var var. Geliyor. Bizim bahçede geliyorlar. Arada bir dalıyorlar. Timsah eti yeniyor mu sizin orada? Yani normalde yanmıyor. Ama bizim orada yeniyor. Normalde yanmıyor. Şeye benziyor diyorlar. Bu dip balığı vardır. Karadeniz'de de çıkar. Ne o be? Kalkan. Bıyıklı ya, bıyıklı. Hmm. Pisi mi? Yok abi, şey. Balık gibi de aslında dip balığı. Böyle kedi balığı gibi. Mezgit. Evet, olabilir. Mezgit'e benziyor diyorlar. Onu benim bildiğim yani daha çok fakir fukara şey zenci şeyi yemeği diye biliyorum yani. Öyle. Yani evet, yılana benziyor olabilir tadı. Sen yedin mi hiç? Ya kuru fasulye pilavı talim. Biz böyle timsaha henüz ulaşamadım. İspir fasulye falan var mı Texas'ta? İspir mi? Ha. Şey diyorlar, bu barbunya'ya denk gelen pinto beans var. Meksika'ya yakınsınız. Siz Paris, ya, şeyde, Texas'ta hangi bölgedesiniz? Paris, Texas? Texas. Texas'a gittim bir 4-5 günlüğüne. Sadece. Dün ben Paris, Texas'ı seyrettim de sonra sabaha kadar uyuyamadım ve aklımda yani yaklaşık 20, herhalde 25 sene sonra bir daha seyrettim. Denk geldi. Şöyle TRT'de. Ahmet. TRT'de. TRT 2'de. Ya izleyeyim dedim ya. Çünkü bazı yerlerini hatırlamıyorum. Böyle kopuk kopuk falan. Çok gençtin o zaman. Sen yaşıyordun daha, o zaman ya. Yaşadığım yıllar. Yani 20'li yaşlarda seyretmişim ben yani filmi. Yani bilmem de ne yaşıyordun yani. İşte ona yaşamak denirse bir orada deniyor. Akşam yattığım yer belli değil, sabah nerede kalktığım belli değil. Yazık be, hayatı var yani, hayat sürünmüş sayılmaz be. Ya gözlerim de gördüm gerçi yani, bana süründüğünü. Ama abi sen o zamanlar araştırmacı pompacı olarak çalışıyordun. Estağfurullah, yok ben şey yapmıyordum, araştırmıyordum. Bu gerçekçi oldu. Araştırma kısmı bendeydi ya. Neyse, sabah baktım 7 sularında, dedim ki benim uyumam lazım çünkü sonuçta bir sonraki güne hazırlanmam
Paris, Texas'ta aslında bir mikro hikaye değil mi? Çok mikro bir hikaye. Değil mi? Yani aşırı mikro bir hikaye olması yüzden, biraz şey yapıyor. O yüzden çok güçlü yani. Ben şeyi seyretmiştim. Tom Waits, mesela beni uyutmayan şeylerden biri Chuck Lorre ile Tom Waits'in Nehirde Balık Tutma kısa filmi. Şey mi bu? Cazcı bir şey, bizim Manisa Betli'ye benzeyen bir cazcı var. John Lurie. Onu mu diyorsun? Hapisten falan kaçıyorlar, o mu? Yoksa? Ya bu bayağı belgesel gibi. Çok kısa olan kendi şey. Kendi kendine evet, evet. Nehre gidip balık tutuyorlar. Bir hatırladım. Tom Waits palyaço balığı gibi bir şey tutuyor. Onu pantolonun içine sokuyor. Penisiymiş gibi. Evet. Balık oynuyor, çok eğleniyorlar, çok gülüyorlar. Aşırı gülüyorlar. Sonra balığı yiyorlar mı hatırlamıyorum. Herhalde çok önemli bir şey değil. Yeri bırakmış olabilirler. Ne zaman dönüyorsun abi? Abi pazar günü, pazar sabahı erkenden kaçacağım. O herhalde 1-2 ay, 3 ay falan yine geri gidelim. Abi senin soyadın Hosic diye mi okunuyor? Hocic. Hocic, yani normal okunun telaffuzu Hocic. Hosic ile Seydic vardı. Onları hatırladım da senin soyadını görünce. Hı hı. Akraba mısınız diye soracaktım. Değilim. Ama Ceko ile akrabayım. Bak onu soruyorsanız söyleyeyim. Bizim Ceko ile mi? Sizin Ceko ile. Gerçi muazzam bir şey. Validesiyle falan tanıştım yani. Bir gittiğimizde misafir etmişler. Sağ olsunlar. Selamlarımızı söyle. Ne yediniz? Boşnak şeyi yemişlerdir ya. Ebeye. Yani börek. Börek. Şey. Şeyli. Kebapi. Kırmızı biberli şey. Benim hayatımda boşnaklı kadın olmuştu. Çok güzel börek yapıyordu. Yani börek getiriyordu tencerede. Üf. Şey mi böyle? Böyle. Evet. Ay. Bir tencere yemiştim, hatırlamıyorum. Ben bir tencere yemiştim. Yerim diyecektim. Hatırlamıyormuş şeyini. Gözümün önüne geldi. Tencere de böyle. Ya bak hayatta bu çok ciddi bu. Ne oldun demeyeceksin. Ne oldun demeyeceksin. Öyle şeyler vardır ki mesela aradan 40 yılda geçse şeyi gelir böyle. Hem tadı hem kokusu. Sanki o an oradaymışsın gibi. Yes, evet. İnanılmaz bir şey yani bu. İşte o börek öyle bir börek. Evet, doğru. Görüşemedik bu sefer. Bir dahakine görüşelim muhakkak. Umarım. Bir dahaki de şansım olursa vuracağım tekrar. Evet. Sizin sesini duymak güzel. Canlı yayını bayağı uzun zaman olmuştu. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Çok özledik. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere abimler. İyi geceler. Eyvallah. Sevgiler, saygılar. Evet. Ya. Koku önemli. Ya. Hatta garip. Yani koku duyusu bu kadar zayıf olan bir canlı olarak kokunun aslında en güçlü şeylerden biri olması. Çok güzel bir şey söyledi. Değil mi? Yani. Köpekler ne yapsın? Ben çok üzülüyorum köpekler. Ya. Yazık hayvanlara. He. Yazık hayvanlara. Bu kadar çok kokuyor olup. Ki biz hani sadece köpekleri hani hayatımızda her gün varlar diye onları söylüyorum. Daha keskin koku alanları söylemiyorum. Yani. Neler var canım? Yani bu hakikaten enteresan bir şey. Çünkü yani çok da aslında görsel bence görsel olmayan duygular yani görsel olmayan duyularla kodlanmış duyular çok kötü bir cümle oldu. Tamam anlayayım ne demek istediğini anlamadım. Yani bir sürü şeyle kodluyoruz yani zamanı, işte insanları, kadınları, yerleri, sokakları, duyguları. Evet anladım. Ama yani genellikle hatırlanan hep bir görsellik üzerinden hatırlıyoruz her şeyi. Hani anı dediğin şey yani bir geçmişe döndüğünde de bir takım görüntüler. Ama
yani tetiğin koku olduğu bu geri dönüşler en güçlü. Dedi. En güçlü. Tat da öyle. Evet. Koku. Yani, tabii ki önce koku. Evet. Ve tat. Tat daha çok şey. Yani tat da kokuyla ilgili. Aslında tatla kokuyu. Aslında ikisi bir. Evet, doğru. Ayırmamak lazım. Evet. Bir şeyin tadını. Ya, dolayısıyla ne, nerede yattığın, evet, ne yediğin. Yani ne kokladığın. Çok önemli. Dediğim gibi yani tat kokuyla var olan bir şey. Şeydeyiz. Antropolojik araştırma görevindeyim. Maşallah. Cambridge'den bir arkadaşla şey civ bir arkadaşla genciz daha. Dedim Afrika'ya gidelim. Manyak mısın dedi. Afrika. Oğlum dedim yani. Gidelim işte yani. Ha, ha. Yani ne tutuyor ki biz yani. Fonu indirmişiz. Şeyden. Kürsüden. Dedim yani Avustralya'ya mı gidelim? Biz antropoloğuz oğlum dedim. Ya sen bunu karıştırıyorsun dedim. Hadi gidelim şarap içelim bilmem ne yapalım. Bu iş böyle değil dedim. Tamam, bunun da bir antropolojisi var şüphesiz ki. Olmaz olur tabii. Ama dedim yani genciz, antropoloğuz. Gidelim dedim yani belki bir yeni bir tat, yeni bir şey. Bir şeyin belini kırarız. Bir şeyin belini kırarız dedim. Öyle indik şeye doğru. Ekvator taraflarına doğru. Araştırma yapıyoruz. Araştırma. Kurduk çadırları falan. Aha. Dedim bak dedim yani. Yolu, gelen giden var mı? Köyün girişine kurduk. Hı-hı. Köyden giren çıkanı sayıyoruz. Yani araştırma sonuçta yani. Tabii yani kaç yani, kişi geliyor kaç kişi gidiyor. Kaçı erkek kaçı çocuk. Hı-hı. Kaçı tarlaya gidiyor. Hı-hı. Kaçı tarlada kaç saat kalıyor. Sonra iş biraz daha şey oldu. Biraz zorladım ben bunu. Dedim bak ben burada dedim duracağım, sen bu tarlaya gidenlerle git. Kaç saat çapa yapıyor, kaç saat böyle tut dedim bir şey. Excel. Excel. Sonra gel akşam bunları değerlendiririz dedim. Çok önemli sonuçlar çıktı. O çıkar. Çıkmaz mı? Tabii. Yani özellikle çiftçi, avcı toplayıcıyla çiftçinin ara geçiş formu üzerine ilk önemli makaleleri yazmamıza sebep oldu. Ama oradaki fark ettiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de aslında bizim bu tanımlama. İyi yaşam. İspanyol prosesi olunca. Ya İspanyol olunca şey var ya, tabii. Bir nefes bir yudum alayım. Bir yudum al bakalım. İşte seni dinlendireyim sana. Uzun soluklu bir şey çalayım mı? Olur. Ben de çok gevrek gevrek konuşmaya başladım. Farkındayım. Yani. Biçim kesildim de. Yıllar olmuş dinlemeyeli. Çat diye bitiyoruz. Ama hiç eskimiyor değil mi? Yok. Bazı şeyler öyle eskimiyor. Klasik deniyor ona. Öyle mi diyorsun? Ben öyle duydum. Yani... zamanı geçmez anlamında. Tanrısı yani zamansız. Yani. Onlara klasik deniyor anladığım kadarıyla. Bu da çok bana şey saçma geliyor. Yani mesela o zaman sen de bir klasiksin. İş. Yani olurum inşallah anlamında iş. Ya öylesin canım daha ne daha.
Chopin. Benim bildiğim klasikler Chopin. Chopin ağır. Chopin ağır. Azer Bülbül. Azer Bülbül tabii. Azer Bülbül. Rilke. Karlheinz. Karlheinz Rilke. Rodin. O şey deli olan. Deli şey. Heykeltıraşlı ressam arası olan şey. Gustav şey. Flaubert. Ya da Klimt. Gustav ikisi de olabilir. Both. Both. Beckenbauer. Beckenbauer. Yul Brynner. Yul Brynner. Ya da Breitner. Deniro. Deniro. Shirley Bassey. Anata Franklin. Anata Franklin tabii. Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Neydi onun adı ya? Ebru Gündeş. Ebru Gündeş. Bayağı klasik yani. Bayağı klasik yani. Klasik. Zeki Müren. Sostakovic. Evet. Futbolcu muydu? Kovacevic. İbriç. İbsen. Aspen klasiktir evet, mesela. Evet, ben kayağa giderim evet, mesela. Evet, tabii. Aspen bir klasiktir yani. Evet. Çekov. Anton mu? Anton Çekov. Anton, evet. Rumenigi'yi saydık mı? Karl-Heinz Rilke saydık. Karl-Heinz Rilke olarak saydık onu. Karl-Heinz Rilke ikisini birden saydık evet. Evet. Andreas Lu Salome. Salome Zico. Zico. Sokrates. Sokrates. Futbolcu. Evet, filozof futbolcu. Necati Tüfenk. Necati Tüfenk. Sen çok yaşa. Feridun Düzağaç. Düzağaç mıydı o? Değil miydi? Adını da yanlış söylemeyeyim çocuğu, ayıp olmasın ya. Düzağaç. Feridun Düzağaç. Başka. Ferrari 1964. Küş. Enzo. Testarossa mı? Ha. Evet, o bir klasik. Şeyi söyledim mi? Paggio. Tabii. Geçer, bu da geçer. Geçti. Belediye çalışıyor. Evet. Yani sonuç itibariyle nereden geldik bu konuya? Ne anlatıyorsun? Ben mi anlatıyordum, sen mi anlatıyordun? Klasik dedik yani. Bir klasik bu. İşte o neydi? Led Zeppelin. Ha, Led Zeppelin. Esas klasik Led Zeppelin. Olan yani. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Rolling Stones'u ben bulmuyorum. Çok klasik bulmuyorum. Rolling Stones
klasik değil. O bir bir büyük bir rock'n'roll manzarası. Bravo. Rolling Stones bir klasik değil. Müthiş bir tanımlama. Evet. Yani klasik olmaktan uzak bir rock'n'roll manzarası. Müthiş. Tebrik ediyorum. Hadi haddime olmayarak. Ufkum açıldı. Net ufkum açıldı. Söylüyorum ama eğer bu kadar yıl kulağımız boşuna şey yapmıyorsa, çalışmıyorsa iyi bir rock'n'roll manzarasıyla klasiği ayırabilecek kadar evet. Duyuyorum. Evet. Tebrik ederim. Bravo. Peki yani odun ateşinde özellikle zeytin ağacı ateşinde 7-8 saat kadar çevrilmiş kuzunun o kabuklaşmış dış katmanlarına bal sürerek yeme konusunda ne düşünüyorsun? Harika bir yere geldiniz. Çok ciddi bir buğulanma süreci ister. Evet. Yani tandıra kaçırmamız lazım. Evet, evet. O şiddetli ateş özellikle dışarıdaki balı yakar. Bir karamelizasyon süreci. Evet. Şey. Ama şimdi dışı kıtır oldu. Evet. İçi çiğ kaldı. Yaşamamak için bir tandıra kaçırma. Biraz yani ateşin ateşin ağrı gittikten sonra. Ki 8 saat dediniz. 8. Onun üzerinden konuşalım. Herhalde. Çevire. Yani şimdi bu işler sabır işleri. Yemediğimiz şey de değil. Yani affedersin. Ben hayvan yemem. Ben de yemem. Yani, kuzu gördüğümü çeviririm ama. Yani. Kuzu hayvan sayılmaz. O sonuçta bir canlı. Bir canlı yani o yenecek. Yenecek. Yani bir de hani şey. Yani sen yemezsen ben yemezsem. Canı ne onun be? Evet, şu kadarcık yani. Canı var. Bir de sen yemezsen ben yemezsem yani. Kim yiyecek? Kim yiyecek yani? Bu arada ağır vejetaryenim ben yani. Onu da ifade etmek isterim. Abi yani. Et yemem yani. Ben mesela sucuk dışında şeyleri hayatımdan çıkarttım et ürünlerini. Bir de antrikot sabah pişirdim çok güzel olmuş. Antrikot şimdi bir hafif biberiye biraz sarımsakla. Helva gibi olmuş böyle düdüklüğe yapıştırdım yarım saat. Of. Aşırı soğanlı of. Ve biraz salçalı sarımsaklı soslu. Böyle ince domates kesip üzerine yatırsaydım. Pis yaptım onu. Şey olmuş yani böyle helvamsı kıvama gelmiş. Biraz şeker koyup bağlasan tavuk göğsü diye yersin. Çok iyi. Sonra baktım. Çok iyi. Bobo da sevdi. Tamam dedim ben bunu şey yapabilirim. Bir şey değil dedim yani. Ne olacak canım be. Ama onun dışında vejetaryenim yani. Ben vejetaryen değilim. Ben hayvanların bir anlık açlık için bir anlık bir tokluk yaşamak için hayvanların tüketilmesine çok karşıyım. Yazık. Evet. Yazık. Büyük bir ziyan. Yazık. Onlar da canlı. Onların da bir hayatı, evet. Onların da bir şeyi var. Bilmiyorum onun. Nesi var? Var. Onların da bir seks hayatı var. Onların da tabii bir şeyi var. Bir salınımı var. Bir salınımı var. Bir vibe'ı var yani. Evrene yaydıkları bir... Tabii bir ambiyansları var. Bir ambiyansları var, bir atmosfer şeysi var. Yani bunu da reddedemeyim. Ben o yüzden vejetaryenim. Ben de. Ama yani... özellikle... %60... döş... %20 gerdan... %10 kol... karışımından yapılmış bir köfteye de şimdi hayır da diyeceğim. Yani o kadar da değil. O kadar hayvan da değiliz ya. Yani. Orada şey dedir abi. Yani. Evet o hayvanlık dedir evet, yani. O hayvanlık dedir. Yani şimdi bazı şeyleri karıştırmamak lazım. Evet. Karışıyor çünkü bunlar. Yani had dediğimiz. Yani çok önemli. Yani had dediğimiz
şey vardı. Yani prensipler, o prensiplerden daha zengin olan yere kadar çalışır. Buyurun. Yazın ya, yani. Harika prensiplerin var senin. Cevher prensiplerin var. Yani hakikaten hiç kimsenin koymadığı yerlere nokta koymuş. Öyle prensiplerin var. Ama bir derviş onun bir üzerindeki nokta da sana bir şey sunduğunda önüne eğilirsin. Evet. Kuzu tandırı gömersin. Evet. Ya var zaten kuzu tandırı dedin. Gömülerek yapılan. Zaten gömmemiş. Zaten gömülmüş yani. Yani evet. Orada uzatmamak lazım konuyu. Çok şükür be. Çok yaşa be. Ve saygıdeğer dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023 26 nüshasında Gece Hayat, Kadınlar ve Aşk üzerine konuşuyoruz. Programımızın ikinci yarısında konularımızı toparlamaya başladığımız bölümde bize dahil olmak isterseniz lütfen Instagram üzerinden fm.standard'a bir direkt mesaj gönderiniz. Bu mesaja adınızı, öncelikle telefon numaranızı. Yani. Bu arada ulaşamadığımız Ali Yıldırım Erdoğan mıydı? Erzurum. Evet, Gürcistan yolu. Gürcistan yolu. Bir telefonun kapalı. Ya da ulaşamadık, neyse çekmiyor. Çekmiyor. Yani çeken bir yere gel, bir tepeye çık. Bir açıklığa yaparsak. Öncelikle size ulaşacağız. Olan da haberiniz olsun. Evet. Buyurun. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Derdolsun Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Gece 2023-26 ne olduğu Nisa'da Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Hayat, Kadınlar ve Aşk üzerine konuştuğumuz programımızın artık son çeyreğine yakın konuları toparlamaya çalışıyoruz. Tabii bunlar kolay konular değil. Yani öyle boş boş şey yapmaya gelmiyor. Neyse ki metin yazarlarımızın bizim için hazırladığı bazı diyaloglar tabii ki. Hayır, yoksa metin yazarı olmazsa nasıl yapılacak bu? İki saat yani konuş. Mesela burada diyor ki. Ne konuşacağız yani? Tabii. Burada diyor ki mesela zebralardan bahsedeyim. Allah Allah. Yani al sana şimdi. Ha. Şimdi normalde bir metin yazarı böyle bir not düşmese benim hakkıma nereden gelecek? Ben in miyim, cin miyim? Estağfurullah. Var, senin de bir şeyin var da yani. Ama o kadar yok. Yani bir inlik bir cinlik var sende de. Yani. Sen de hele ölmeden önce çok iyiydin. Bu konularda. Biz, yani bu öldükten sonra biraz şey oldun sen. Tutukluk geldi. Yavaşladın. Evet. O da iyi bir şey. Yani. Çok iyi be. Bir yaştan sonra çok iyi bir şey. Yani. Aşırı memnunum, yavaşladım. Yavaşça acele etmek lazım yani. Yavaş. Bir arkadaşın kolundaki dövmeden okuduğum kadarıyla yani çat pat latincemle. Yavaşça acele et. Evet, yani zebralarla ilgili özellikle albino zebralarla ilgili uzun bir tartışma yaşadığımızı hatırlıyorum evet, sende. Evet, evet. Büyük kayıp 24. Nüsa'da geçmiş olabilir evet. Bu konu. Yani, zebraların tamamen bir denge unsuru olarak dünyanın merkezine yakın bir yerde bulunduklarını, dik durduklarını konuştuk. Aslında bu kadar bir konuydu ama herhalde metin yazarlarımız hani oraya bir gönderme yapmamızı istemiş olabilirler. Yani şeye karar verdiğimizi hatırlıyorum. Yani albino zebra beyaz mıdır yoksa albino zebra siyah mıdır? Evet. Üzerine uzun bir tartışma yaşadığımızı hatta yani bir araştırmacılık yaptığımız yıllarda özellikle kıta Afrika'sında. Evet tabii. Ki yani kıta olmayan kısmı yok Afrika'nın bildiğim kadarıyla. Benim de bildiğim Afrika bütün büyük bir kıta. Bir kıta yani kıta mesela kıta Amerika'sı dediklerinde ne?
Yani hem kuzey hem güney olduğu için yani ikisini bir arada mı? Herhalde komple. Komple Amerika anlamadım. Kıtası. Kıta Avrupa'sı ne demek peki? Şimdi Avrupa, kıta Avrupa'sı İngiltere hariç her yer anlamına gelen Avrupa. Biraz şey saç tıraşı gibi, kırpmak gibi yani. Ya onun gibi saçakları şey saymıyoruz gibi. Ne düşün? Kıta da değil, ada çünkü yani. Londra bildiğim kadarıyla bir ada. Büyük bir ada, büyük evet. Bir ada. Oraya büyük adı diyoruz biz zaten ha. Konuşurken. Kıta Avrupa'sı, evet İngiltere'nin dışında kalan Avrupa dediğimiz yer oluyor. Evet. Kıta Afrika'sı, Türkiye'yi bir... Türkiye hariç aşağısı. Aşağısı. Bir şey mesela kıta Arabistan'ı Türkiye dahil herhalde. Arabistan yani. Yarımada. Yarımada. Kıta Arabistan yarımadası. Ve geri kalan. Ve geri kalan. Çünkü Asya dediğimiz evet. Şey. Coğrafya. Büyük kırsal. Coğrafya enteresan bir karmaşa. Okyanusya. Okyanusya diye bir şey var. Ne evet. ne saçma bir şey. O küçük adalar falan vardı hani sen. 12 bin tane. 12 bin tane. Onlardan birinde takılmıştın. 4 evet. yıl seni aramıştım ben ada ada. Evet. Yani şöyle bir... Kulağını kesen bir herifin peşinden gitmiştin. Evet. Olmaz bir şey. Çünkü... Yok burnunu kesmiştin. Burnunu. Hatırlarsan o adaları... bu adaların çoğu gerçekten sahipsiz ve işte... Yalnız adaların. Bir noktada... Hepsi o kadar güzel ve hepsi o kadar yani cennet gibi de denir ya o şeye. Yani uzaktan. Fakat yani hayatının her gününde bir tanesini gezsen 12 bin gün sürdüğü için bir noktada insana bay geliyor. Bay gelir. Zaten 10 bin gün ortalama yaşamıyorsun. Yani dolayısıyla anlam işte oraya geldik. Bu metin yazarlarımıza gerçekten büyük teşekkür. Hiçbir anlamı yok. Yani yıllar önce bir metinde sizin bir risaleniz de olabilir ya da benim bir risalem de olabilir hatırlamıyorum. Dünyadaki bütün müzeleri gezmek için dünyadaki bütün müzeleri gezmek gerekmez gibi bir cümleye rastlamıştım. Bu bana önce bir şey bir mente gibi gelmişti. Sabık yani. Yani evet evet evet. Sahih olmayan bir mente gibi gelmişti. Ama tabii işte yani biraz da mesele aslında dediğiniz gibi yani kuğu göle yük olmaz yani. Olmaz. Hakikaten manasız. Ben de o adalardan birinde sizi ararken çünkü anneniz çok baskı yapmıştı bana. Evet. Bu kayıp mı oldu oğlum? Başına bir şey mi geldi? Git bul şunu evladım. Git bul şunu. balığa da alerjisi vardır. Her balığı yiyemez. Kırmızı balıkları yiyemez. Gibi bir takım argümanlarla göndermişti. Argüman mevsimiydi. Argüman ağacını çok severim Amir ya ben. Biliyorum sevdiğini evet. Yani böyle çok bahar... Nadirleşti mi? Nadirleşti yani evet. İstanbul'da çok erguvan vardı eskiden artık erguvan ağacı görünmüyor yani bir de çok şey bir ağaçtır yani biraz garip bir ağaçtır çünkü baharın başında ve bir hafta falan açar o inanılmaz evet. Rengiyle ondan sonra yeşil evet. Sıradan bir şeye neye yaradığı belli olmayan bir ağaç bu. Mark Knopfler mı? Bir müzisyen miydi Mark Knopfler? Evet. Onun bir argüvan ağacıyla ilgili bir parçası vardı. Hangisiymiş o ya merak ettim. Sololardan birinde. Bir şey tree. Bulayım onu ben size. Merak ettim. Argüvan ağacının İngilizcesi neydi ya? Zor soru sordunuz şu an. Bakıyorum şimdi. Benim İngilizcem zaten şeydir, yarım yamalak, çat pattır. Erguvan'ın İngilizcesini bilmem çok... Ama yani İngiliz İngilizcesinde Erguvan kelimesi olmayabilir. Raspat tree miydi, neydi? Erguvan tree mi? Yok. Redbud. Redbud Tree.
Oh. Red battery. Red bat. Güzelmiş. Güzel. Beğendim. Çok yaşayın inşallah. Beraber. Ne anlatıyordum ben? Zebra. Zebra. Albino zebra. Evet. Hadi bakalım. Albino zebra siyah mıdır beyaz mıdır kardeşim? Siyah beyazdır. Bütün zebralar gibi. Zebra siyah beyaz bir attır. Ya. Ama bir şeyin albinosu onun renksizi. Evet. Yani beyaza. Ama burada yani siyah ve beyaz renk değil ya. İşte pigment beyaz. Yani pigmentlerle ilgili bir şey olsa gerek. Yani bu konu yani çok araştırdık o yıllarda. Bir albino zebra bulmak için. Bulduk. Bir tanesi Arap atı çıktı siyah. Zebra sandık. Öbürü de beyazdı. Öbürü de beyazdı bayağı şey. Ahıska atı çıktı o da. Çok güzel hayvandı o. Sonra rahmetli olunca onu kurutmuştuk şeyde. Hmm. Ahşap sandıkta. Evet. Tuzda kuruttuk. Tuzda kurutmuştuk. Pişirdik aslında öyle. Siz Arap sabununa neden Arap sabunu deniyor biliyor musunuz? Bilmiyorum nereden bileyim. Manyak mıyım ben? Ama siz biliyorsunuz anladım. Yok bilmiyorum. Nereden bileyim? Kafayı mı yedim bu şeyde bu yaşta? İyi yani Arap kızı niye camdan bakar ya buraya? Bilmiyorum yani. Hiçbir fikrim yok. Büyük saçma. İşte niye Arap kızı yani? Meraklı herhalde. Meraklı. Arap ya da hüzünlü. Yağmur hüzün. Yani. İşte Arap kızı hüzün. O bluzdur o. Arap değildir o. Afrikalıdır. Afrikalıdır değil mi? Tabii. Enteresan bir açıdan. Bizde çünkü tahminim 70'lere kadar zenci kültürümüz olmadığı için siyah ırka Arap deniyor. Hmm. Yani Afrikalılara Arap deniyor. Tıpkı negatif filme Arap dendiği gibi. Arap filmi. Arap. Siyah olsun yeter. Arap'tır yani. Arap'tır. Evet. Bu enteresan bir açılım oldu yani. Evet. Peki yani zenci kızı niye bence adam oluyor? Ne bileyim. İşte hüzünlü. Sonuçta blues işin içinde bir blues bir şey olması lazım. Ne yapsın ya? O da insan. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası 2023-26 Noel'ın üst sayı dinliyorsunuz. Yılın sonuna yaklaşıyoruz hızla. Evet bu aşağı arada şimdiden iyi yıllar, evet, iyi seneler. Abi senin Merry Christmas'ını şey yapıyorum. Mübarek olsun Christmas bayramın. Ki ona da yani 24-25'inde kutluyorsunuz siz herhalde. Biz 24'ünde kutluyoruz genellikle. Biz 26'sı. İyi o da şey, sakin oluyor. Sakin oluyor. Bir pagan geleneği tabii yani. Sonuç itibariyle şamanik köklerimize bir saygı duruşu olarak ben 26'sını 27'sine bağlayan gece yalnız yatıyorum. Sen bildiğim kadarıyla yıllardır yalnız yatıyorsun yani bunu. Evet yani bu değişmiyor. Yani. O gece de yalnız. O gece de yalnız yatıyorsun. Özellikle yalnız yatıyorsun. Ha pardon. Tabii orada çok önemli. Prensip olarak. Prensip olarak. Yalnız yatmak başka bir şey. Esma arıyor bizi Hendek'ten. Esma selamlar. Merhabalar. İyi geceler. İyi geceler. Tanıyor muyuz seni? Yok kimse beni tanımıyor. Oo, çok iyi. Ben tanımayı çok isterim açıkçası. Ben Esma. Bu kadar. Çok güzel. Tanıdığıma çok sevindim seni. Nasılsınız? Nasıl geçiyor geceniz? Valla standart. Standart. Allah ayırmasın. Senin evet. Nasıl geçiyor? Hendek'te hayat nasıl? Küçük bir kasaba standart. Bildiğim kadarıyla. Evet. Sakin. Standart. O şekilde. Soğuk. Bu pazartesi bir konserimiz var Hendek'te. Beklerim. Evet. Geleceğim zaten. Tamam.
O zaman Ragıp Margıp onları tanıyorsundur sen büyük bir ihtimal. Yani kimlerden uzak durman gerektiğini biliyorsundur yani. Tabii ki. Kaybedenler kulübüne yakın olup diğerlerinden uzak durmak gerekiyor. Evet. Evet. Gayet. Evet. Abi, basit. Abi, kadının aydınlanmışı kadar saygı duyulacak bir şey yok hayatta. Farkındalık. Farkındalık. Kendini bilmişlik. Süreç yönetimi. Süreç yönetimi, organizasyon. Evet. Şey, bir ses tonu. Ne denir ona? Güler yüzlü ve sevgi dolu. Güvenli. Güvenli. Özgüvenli. Herkes öyle söylüyor. Evet. şeye açık. Eleştiri ve espriye açık. Altılı ganyan o yazım. Acaba tek geçtiğim atlar geldi mi şu an? Mesela aklıma o geldi. Özgüven deyince. Niye acaba? Atlardan birinin ismi miydi? Şey? Güven miydi ya da özgüven? Yok, yok. Atlara öyle isimler koyuyorlar galiba. Özgüven. Koyuyorlar. En sevdiğin at isimlerini saysana sen. Sevdiğim at isimleri sayayım. Birkaç tane aklıma gelen sayayım. Bir tanesi Kral Mete. Enteresan. Sevmen enteresan geldi. Ahmet Ali. Ahmet Ali çok güzel isimler bir ad için. Burgaz. Yani Burgaz beklenir yani. Seyli ama Burgaz. Burgaz. Evet. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Çok karizma yani. Evet, yani çok var. Yani şey yapmayayım şimdi, yormayayım. At isimleri güzel oluyor. Yani mükemmel bir şey ya. Yani güzel bir hayvana, tıpkı güzel bir kadına ya da güzel bir nesneye konduğu gibi konulan isimler de güzelleşiyor sanki. İsimsiz atlar da güzel değil mi zaten, yılkı atları gibi? O bence her atın yani insan kontrolünde olan. Yani insan dostu olan diyelim ona. Her atın bir ismi olmalı. Evet. Çünkü at insan kadar ömrü olmayan ama insandan büyük bir hayvan. Yani büyük hayvanların ömrü zaten şey oluyor, kısa oluyor. Evet. Kedilerin de öyle ama. Fillerin değil. Dolayısıyla öyle şey yapamıyoruz. Yani metabolizmayla bağdaştırıyoruz. Evet. Yani metabolizma hızı yüksekse. Mesela benim araştırmacılık yaptım ben uzun yıllar Esma. En son Yeni Zelanda adası. Yeni Zelanda değil mi o şeydeki ada, uçtaki ada neydi bizim ya? Kirland söylüyorsun. Kirland. Orada bir fare türü var. Bunun erkeği ne kalp atışı 180 dakikada. Dolayısıyla sürekli yemek yemesi gerekiyor. Yani o küçük cüsse ve o yüksek enerji. Dolayısıyla da o kadar yüksek enerji ürettiği için de hiperaktif bir hayvan. Onların çoğu bipolar oluyor zaten. Evet, bipolar. Ama yani bipolar yani. Hiç, iki ucu yok. Yok. Yani, tek polar. Yani. Bipolar. Tek uçlu yani. Tek kutuplu. Cinsel şeye geldiğinde, azgınlığa geldiğinde yemek yemeyi unutuyor dişi aramaktan. Pompa sırasında ölüyor. Ölüyor, açlıktan ölüyor. Enerjisi bitiyor çünkü şeyi de kontrol edemiyor. Pompa hızını da kontrol edemiyor. Mesela ben bu konuda çok iyiydim. Pompa hızı kontrol konusunda. Denge konusunda yani. Ne zaman yemek yiyeceğim, ne zaman yatacağım, ne zaman kalkacağım, bir kahve içeceğim. Hep çok iyiydim mesela o konuda. Yaşar kendini, hayattayken. Hayatta olduğum yıllarda tabii. Bu da yani bana çok şey geliyor, yani garip bir yaşam döngüsü değil mi? Yani sürekli yemek zorunda olmak, sürekli yemek yediğin için, metabolizma yüksek olduğu için kısa yaşamak. Korkunç. Sonra yani dürtülerinden dolayı yemek yemeyi unutup pompa hız kontrol sınırlarını. Evet. Mesela burada da bir standart getirmek lazım. Yani. Çünkü hayatın yani, aslında çok hızlandırılmış bir özeti gibi bu anlat. Evet.
film şeridi gibi. Evet. Çok da sevimli bir hayvan yani. Biz çok aç kalmıştık. Bir 10-15 tanesini şeye geçirdik, şişe geçirdik. Çok da lezzetli aynı zamanda. Hem sevimli hem lezzetli. Yani her sevimli tabii hayvan lezzetli olmuyor. Ya kuyruğu kıkırdak doku olduğu için de çıtır bir çıtır lezzet katıyor evet, tabağa. Şey ateşte, açık ateşte. Bayağı lezzetli. Yani zaten küçük hayvan olduğu için o uyruk kemikleri falan da tabii. Hani istavriti şey yersin böyle çıt atarsın ağzına kafasıyla. Kılçığıyla böyle bir kıtırlık da verir yerken. Yani. Fare ve kılçık. Yani o uyluk kemikleri de çıtır çıtır. Yani şey. Bitmişti. Açlıktan serçe, ama. Serçe yemek gibi bir şey. Açlıktan ama yani Esma. Tulum çıkartması zordur farede. Evet. Teknik ister. Evet, teknik ister. Bir de yani faydası yok tulum çıkartmanın. Yani peynir basacak halin yok o kadarcık şey. Yani. Herhalde. Zor işlerdi. Hakikaten çok zor günler yaşadık ya. Yeni Zelanda'da olsun. Allah şey yapmasın gerçekten. Bir de Allah senden razı olsun. Hiç aç kalmadım senin gani, sayende. Estağfurullah. Be. Gani gani. Özellikle o şeyde Esma. Efendim. Ananas işine girdik biz. Ama hı-hı, büyük. Yani çok büyük. Plantasyon. Yani öyle böyle yani şimdi nasıl anlatayım? Kölelik de yeni bitmiş daha o yıllarda. Yani çok büyük iş yani. Ananas da çok o zamanlar egzotik bir sebze. Benim bugün mesela mal varlığım tabii rakamlarla konuşmak ayıp olur şu an ama aslında o dönemden kalmadır hep. Ananası ticari bir şey olarak. Meta haline getirmek. Evet, çok yani, devrimsel bir yaklaşım. Evet. Düşünürsen ilk Almanya'da konserve satmaya evet, başlamıştık. Evet, yani evet. Şimdi alıyor insanlar inanamıyoruz. Evet. Bizde o kadar çok var ki. Evet. Bir de bu alınır mı diyorsun? Birilerinin yani, satın almasına inanamıyoruz. Manyak bugün. Sonra neler yaptılar ona? Pizza evet, bile yaptılar. Yumurta ya, kırıyorlar, yiyorlar. Yok işte yani, pizza. Yani kıçlarına sürmedikleri kaldı yani ananası. O da iyi gelir bu arada. Şey, özellikle basura. Kremini yaptık sonra yani. Tabii. Kremini tabii, yaptık. Tabii ananası yaptık. Annem hala kullanıyor. Tabii. Bir de patlıcan közden çok iyi olur basur kremi. Bunda hani. Ama kalabalık da koymak gerek. Ama ben ziyan be. Patlıcan közü için kıçına mı süreceksin? Ha? Bana bir hafif zeytinyağı biraz. Hayır özütünden sarı canım. Patlıcan, yani, patlıcan yenir. Özütünden. Şey diyorsun. Şey kabuğundan mı? Nikotinli. Evet. O kısımdan. Tabii. O da ama açık ateşli. İlk endüstriyel ışın şeyinde ısıtmasında akan suyundan zaten sen, kimya şeyini kurdum ben hatırla. Evet evet orada sen dedi bu manyak yine ne yapıyor demiştim ben ya. E tabi. Deli gibi patlıcan. Yılda 4 milyon adet şey satıyor. Sadece o şu küçük tüpler. Tüpler. Sen sonra güzellik merkezi işine falan da girmiştin. Ne yapayım? Detoks, betoks, botoks, şey. Güzel günlerdi. Kasım'da ya, kampanya yaptık. Ha, bu Kasım'da mı? Black Friday yaptık. Çok evet, büyük sattı. Ya, büyük tebrikler. Esma sen ne yapıyorsun Hendek'te? Sıkılmak dışında. Ben sıkılmak dışında çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun sakıncası yoksa? Öğretmenim. Aa, çok güzel. Ama Hendek'te değilim. Adapazarı'na gidip geliyorum. Daha iyi. Öyle. Yol gidip geliyorum. Motor süremesem de yola gidip geliyorum. Otobüsle, servisle. Al bir motor var. Bizim kulüpte birçok motor var. Tabii tabii. Neden olmasın? Düşünüyorum biz zaten. Adapazarı'na giderken mesela adaya gidiyorum mu diyorsunuz, Adapazarı'na gidiyorum mu diyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ben zaten Adapazarlı değilim, Sakaryalı değilim. Bilmiyorum yani. Onlar hep öyle ada ada diyorlar ama. Ya, ada diyorlar. Ben bir türlü alışamadım yani. Ben hala Sakarya diyorum mesela. Hendek'ten Adapazarı'na giderken öyle bir kavram kargaşası yaşıyorum yani. Peki sana bir şey soracağım. Şu çok ya biraz önce hani bahsettik Arap kızı, Arap salonu. Ya peki bu kızlı sardalya nedir ya? Nedir? Kızlı sardalya. Abi hiç bilmiyorum. Şey, Gelibolu. Çanakkale. Evet. Niye kızdı? Niye kızdı? Yani niye kız fotoğrafı var sardalya konservesinin üstünde? Hiç bilmiyorum. Deniz kızıyla alakalı olabilir mi? İşte o bir klasik. Bayağı İtalyan. İşte o bir klasik.
O bir klasik. Yani aklıma sadece o geldi. Bilmiyorum ben, gerçekten. Çok güzel bir yere değindiniz. Ben ne zaman Kızıl Sadalya alsam. Ben konserve tüketmiyorum. Ama yapıyorsun. Dinsel inançlarım karşı şey yapabilirim. Biraz hassasiyetim var. Ama ne zaman alsam ve tüketsem çok severim. Kutusunu atamam. Üzerinde kız resmi olduğu için. Kızdan dolayı değil mi? Evet. Ama çok acayip bir ikonik bir şey. Sarı. Sarı. Saçma sapan bir şey yani. Sarı o karton kutu. Kırmızı, içindeki o şey. Atamam ben onu. Zeytinyağlısı da çıktıydı onun. Evet. Kırmızıya yine o İtalyan altını koymuşlar. Evet. Geçenlerde bir Zippo gördüm. Ulan dedim bu kızdı sardalya kutusu ya dedim. Ya. Zippo'ya basmışlar yani. Enteresan bir şey bu tabii. Yani mesela ben Gelibolu'dan ne zaman geçsem Kızlı Sardalya konservesi muhakkak alırım yani. Bu bir klasik çünkü. Ha, bunu da gelecek nesillere de aktarmanın bir yolunu bulmalıyız bence Esma. Tabii aktarmak gerekiyor. Öğretmen olduğun için kesinlikle, söylüyorum. Kesinlikle. Esma siz ne öğretmenisiniz? Ben mi? Paylaşmasa olmaz mı? Olur tabii olur. Yani. Hayır genel olarak. Türkiye içerisindeyim yani. Okay, sıradan, standart bir insan. Şey mi yani ilkokul, ortaokul, lise o anlamda sordum ben. Hani... Ha ilkokula giriyorum. Okay. Evet. Tamam. İyi tamam. Okay. Güzel. Sınıf öğretmeysiniz yani değil mi? Yok alan diyelim. Mehmet'in Mete'nin annesi de şey. Öğretmen. Benim nasıl annem edebiyat. Edebiyat. Emekli. Emekli, lise öğrencisi. Çok güzel bir kadın. Edebiyat. Evet, güzeldir eminim. Güzel bir kadın. İnanılmaz limonlu kek yapar. Evet. Çocuğundan belli değil mi zaten? Estağfurullah. Yok, değil, değil. Ben sana öyle söyleyeyim. Öyle değil, bence karşılaştırılmaz. Değil. Öyle Esma abi. Pazartesi görüşürüz o zaman. Görüşürüz tabii ki. Bizzat gelip hatırlatacağım kendimi. Lütfen. Lütfen çok isterim. Çok teşekkür ederim beni yayın aldığınız çok için. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta da zaten yazmıştım fakat olmadı. Evet. Kısmet bu zamanaymış diyelim. Öyleyim. Evet. Çok teşekkür. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi yayınlar. Çok sizi dinlemek güzeldi. Eyvallah. Konuşmak güzeldi. Sağ olun. İyi eğlenceler. Hoşçakalın. Eyvallah. Demek ki dışarıdan eğleniyormuşuz gibi gözüküyor. Bak bu güzel bir şey. Evet. Yanılsam her zaman halbuki kan alıyoruz. Bak bana bir hiç eğleniyormuş gibi bir halim var mı? İşte bakıyorum şimdi hakikaten. Bakmasam daha iyi diyorum. Sen yaşıyorsun değil mi halim? Şu anda yaşıyor. Hayatta bunu yani buna yaşam vakit veriyorsa evet yani. Büyük ihtimalle. Allah sabır versin yanındakilere, sevdiklerine, yani. Eşine, dostuna, boya. Sana 28 yıldır dinlemediğim bir şey çalacağım. Buna hazır mıyım? Bence değil. Düşüneyim yani. Eyvah. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe Standart Efendi. Allah senden razı olsun be. Sen mezarıma gelip Bülüfallah okumuş gibi oldun yani. Allah kabul etsin. İnşallah. İnşallah. Ahmet bir şey yazmış anladığım kadarıyla. Ahmet Yılmaz Erdoğan demiş ki sadece WhatsApp'ım açık. Biz normal hattını aradığımız için şeyi anlayamadım. Telefonu kapalı mı o yani? Yurt dışına mı kapalı oluyor? Türksel gömmesin diye kapatmıştır. Ama biz aradığımız zaman ona yazmaz ki. Yazabilir. Şu an yurt dışındaysa yazar. Doğru. Yapacak bir şey yok. Evet, hayat böyle. Sınırlardan içeri girdiğinde görüşürüz. Evet, daha dinleyenler kaybedenler kulübü burası. Daha doğrusu Mete Avunduk. Ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyolarında 2023'ün 26.
nüshasında canlı yayında sizlerle birlikte olduk. Prensibimiz gereği üzerinde konuştuğumuz çok önemli konular oldu gerçekten. Evet. Mete Amir bir kısa bir özet geçecek. Bugün tıpkı kayıp 24. Nisa'da olduğu gibi denge üzerine konuştuk. Programımız denge üzerine kuruluydu. Dünyanın neresinden bakarsanız bakın, kendisi bir dengesiz abide olarak durduğu için denge Kaybedenler Kulübü'nün en çok üzerinde durduğu, en hassas bulduğu şeylerden biri. Bu yüzden zebraları konuştuk. Tütün, coğrafya, ve global genleşme üzerinden ırkçılığı tartıştık. Bu tınısı kadar sert konu oldukça uzun zamanımız aldı. Grace Jones ve George Michael'ı karşılaştırdık zamanımız yettiğince. Kırsal topraklar, tren yolları, bir mühendis yaklaşımıyla demir yolunun ve demir yolunun insanlığın kısa tarihindeki hızlı ilerleyişini konuştuk. David Bowie, Richie Blackmore ve Muazzez Ersoy üzerinde epeyce zaman harcadık. Bir duruş olarak vejetaryanlık ve bir göçüş olarak Endülüs'ü, Endülüs'te raksı tartıştık. Kaybedenler Kulübü'nde bugün çok yol aldık. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları maalesef hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Değerli dostum Mete Onluk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Hepinize iyi geceler dilemek isterim değerli dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın. Kaybedenler